İnna alhamdulillah, nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiruh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahi fela mudillena ve men yudlil fela hadiyena ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü amma ba'd. Kaf suresine geldik arkadaşlar. Bu süreyi takdimle başlayacağız. Bu mübarek süre Mekke'de inmiş olup tevhid, risalet, ba'z gibi İslami inanç esaslarını yani usulü dini ele alır. Fakat surenin önem verdiği asıl konu öldükten sonra dirilme, haşir konularıdır. Hatta bu konu hemen hemen bu mübarek surenin özel konusudur. Kur'an bu konuyu parlak ve kesin delillerle ele alır. Bu mübarek sure korkutucu, duyguları çok etkileyici, kalbi titretici, ruhu sarsıcıdır. İçinde bulunan terhib ve terhib, yani teşvik ve korkutma unsurlarıyla ruhlarda hayrete düşürecek korkular ve şiddetli titremeler meydana getirir. Bu sure Kureyş kafirlerin son derece hayret edip inkar ettikleri bir esas meseleyle başlar. O da öldükten sonra dirilme ve yok olduktan sonra yeniden canlanma meselesidir. Tabi bu her ne kadar Kureyşlerin özel bir durum olduğu söylense de yani o gün için herkes için yani her dönem için geçerli olan bir durum. Kaf şerefli Kur'an'a yemin olsun ki kafirler aralarına bir uyarıcı yani bir münzirin gelmesine şaşırdılar da bu şaşıracak bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirileceğiz? Bu gerçekten uzak bir dönüştür dediler. Daha sonra bu süre müşriklerin yani yeniden dirilmeyi inkar edenlerin dikkatlerini Allah'ın yüce kudretine çeker. Yüce Allah'ın bu kudreti bu görünen kainatın sahifelerinde, göklerde ve yerde, suda ve bitkide, meyve ve tomurcukta, hurma ve ekinde tecelli etmektedir. Bütün bunlar alemlere bulan Allah'ın kudretinin kesin delillerindendir. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki onu nasıl bina etmişizdir? Bu mübarek süre önceki milletlerin yalanlayıcılarına yani inkar edicileri ve onların başına gelen türlü musibet ve azaplarda söz etmeye geçer ki Mekke kafirlerin geçmiş kavimlere gelenlerin onların da başına gelmesinde sakınsınlar ve bugünküler için de geçerli. Onlardan önce Nuh, Res halkı, Semud bunlar hepsi de yalanlamışlardı yani kavimleri. Daha sonra sure ölüm sarhoşluğunda, haş korkusunda, hesabın dehşetinde ve o günün zor ve o gün o zor günde suçlunun karşılaşacağı sıkıntı ve şiddetten bahseder. Bu sıkıntıların neticede onu cehenneme atar. Sura üfürülür. İşte bu geleceği vaat edilen gündür. Yani bu gün mutlaka gelecektir. Bu sure hak sesten bahsederek sona erer. Bu ses öyle bir sestir ki seslenildiğinde insanlar sanki yayılmış çekirgeler gibi kabirlerine çıkarlar, hesap ve ceza için sevk edilirler. Onlardan hiçbiri Allah'a gizli kalmaz. Bu ayetler müşriklerin yalanladığı öldükten sonra dirilme ve haşir ispat edilmektedir ki çağrının yakın bir yerde çağrıcının yakın bir yerde sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o hak sesi işleyecekler. İşte bu yevmul huruc çıkış günü yani insanların kabirlerine çıkıp aziz ve celil olan Allah'ın onlara emrettikleri yere gidecekleri yerdir. Evet bu tabii ki insanlar için imkansız gibi geliyor. Yani insanoğlu işte bu yevmul huruc yani çıkış gününü şey zannediyorlar. Yani böyle bir şey imkansız olduğunu düşünüyorlar. Çünkü insan işte doğar, gelişir, yaşlanır ve ölür gider. Yani toprak olur. Bilim de zaten bunu ispatlayamaz. Onun için de bu akla da uzak olan bir şeydir. Böyle derler. Onun için de böyle bir şey yoktur. Kafirlerin getirdikleri yorumlar, tevhiler budur. Onun için yevmul hurucu yani çıkış gününü uzak bir gün görürler. Halbuki bu zannedildiği gibi öyle değil. Birinci ayette devam edeceğiz. Kelimeler nizana gelince meriç karışık demektir. İbn-i Kuteve der ki iş karıştı manasında meracel emr. Dini karıştı manasında meracel din denir. Aslında bu bir şeyin sarsılması veya karar kılmaması manasındadır. Zayıflıktan dolayı yüzük sallandığında kişi
Meracel hatimi fi yedi. Yüzük elinde sallandı. Niye? Zayıflandığından dolayı esasen yüzük tam yerine oturması gerekiyor. Furuç, yarık manasına gelir. Yani yırtmak, delmek anlamına da geliyor. Yarık manasına feracel kelimesinin çoğuludur. Basika, uzun şeyler. Bir şey uzayıp boy attığında besaka şey, yani o şey uzadı anlamına gelir. Nadid, birbiri üst üstüne binmiş demektir. Birbirinin üst üstüne binmiş demektir. Lebs, hayret, şüphe ve tereddüt anlamındadır. Aynen, aciz, yani aciz kıldık. Bir kimse bir şey yapmaktan aciz kalınca ayn bihi denir. Rakib, insanın amellerini gören, koruyan, gözetleyici anlamına gelir. Yani insanın yapmış olduğu her şey mutlak bir surete kaydedilmektedir. Mesela günümüzde işte özellikle güvenlik ve daha benzeri nedenlerden dolayı insanlar ne yapıyorlar? Emniyette olmaları için kamera işte evlerine, efendim iş yerlerine döşüyorlar, hatta yollara vesaire. Niye? İşte var olan durumda haberdar olmak için. Bunların çoğu zaman yeterli de gelmiyor. Bir de düşünelim ki hayatın tamamını kontrol eden ve hiçbir şeyin kayda girmemesi mümkün değil ve bu kayıtların silinmesi de imkansız bir kayıt, işte rakip kayıt anlamına gelir ki, yani insanların amellerinin kaydedilmesi anlamda. Atid hazır demektir. Cevheri der ki atid hazır olan şey demektir. Onlar için dayanaklar hazırladı. Meadaki ayette bu manada koşu için hazırlanmış ata ferasa atid denir. Tefsire gelince kaf, bu huruf mukattada olup Kur'an'ın icazına işarettir. Vel Kur'anul Mecid, bu cevabı zikredilmeyen bir yemindir. Yani diğer semavi kitaplarda daha üstün ve şerefli olan Kur'an'a kasem olsun ki, yemin olsun ki. İbn-i Kesir, yeminin cevabı söylenmemiştir. Yani burada bir yemin ediliyor ama bu yeminin cevabı nedir? Bu söylenmemiştir. Bu cevap daha sonra gelen kelamın muhtevası, yani içeriği olup peygamberliği ve ahiret hayatını ispattan ibarettir. Yani kaf vel Kur'an-ı Mecid. Yani şerefli Kur'an'a yemin olsun ki. Ne demektir bu? Yani bunun cevabı nedir? Böyle bir yemin yapıldı ama bu yeminin bir cevabı vardır. Bu cevap işte zikredilmedi. Zikredilmemesi de dediğimiz gibi devamda gelecek olan risalet ve öldükten sonra dirilme. Takdiri şöyledir. Yani esasen şu olmaz. Ey Muhammed, sen kesin olarak, yani hiç şüphe olmayacak bir şekilde bir elçisin. Öldükten sonra dirilme de elbette haktır. Cevabı bu. Yani kaf vel Kur'an mecid dediğimiz zaman bunun cevabı, yani şerefli mecid, yani övgü sahibi Kur'an'a yemin olsun ki elbette ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi tarafından mutlak surete göndermiştir. Bunda şüphe yoktur. Ve elbette ki öldükten sonra dirilmek kesin ve kesin haktır. Bu tür ifadeler Kur'an'da çoktur. Ebu Hayyan der ki burada Kur'an kendisiyle yemin edilen şeydir. Mecid onun sıfatıdır. Kur'an kendisiyle yemin edilen şeydir. Mecid onun sıfatıdır. Yani özelliğidir. O diğer kitaplardan üstündür. Yeminin cevabı söylenmemiş olup daha sonraki ifade bu cevabın ne olduğunu göstermektedir. Takdiri yine dediğimiz gibi, yani esasen oluşu yemin olsun ki sen onlara öldükten sonra dirilme var diye korkutucu olarak geldin. Fakat onlar bunu ne yapmıyorlar? Onlar bunu kabul etmiyorlar. Ki ayetin devamında zaten böyle diyor. Yani yemin var ama cevabı yok. Devam ediyor. Haber var ve cevabı yok. Bel acibu en ca'ehum mundiru minhum. Onlar kendi aralarında onlara bir uyarıcı gelmesine hayret mi ediyorlar? Yani hayret ettiler. Ne demek? Yani onlar kendileri arasında onlara bir uyarıcı gelmesine, bir peygamber gelmesine şaşırdılar. Allah Allah, böyle bir şey mi olur? Niye? Niye şaşırdılar? Bunu iyi anlayabilmek için mesela günümüzde insanlar sosyal hayatta ve hayatın birçok noktasında Allah'ın ahkamını, Allah'ın hükümlerini insanlara hatırlattığınız zaman kendisine bir yerde Müslüman olduğunu söyleyen, dindar olduğunu söyleyen, İşte efendim esasında İslam'dan uzak olmadığını söyleyen kimseler, aa ya işte bugün de böyle şeyler olur mu? Belki eskiden bunlar olmuştur, belki günümüzdeki müşrikler, cahiller böyle diyorlar.
Belki bunlar geçmişte olmuştu. E mesela diyelim ki bu putun önünde saygıya durmak ve işte diyelim ki Allah'ın gazabını gerektirecek olan işte ameller işlemek, içki, kumar ve benzeri, işte müzik, bu şeytanın çalgısı olan, bütün bunlar yani bir sürü örnek verebiliriz. Ama bunlar işte ya tamam da bunlar bugün olabilecek olan şeyler değildir diyorlar. Şimdi o gün içinde işte kafirler yani müşrikler kendileri içerisinde bel acibu en ca'ehum mundiru minhum. Onlarda bir uyarıcı, bir peygamberin gelmesine, buradaki mundir korkutucu. Yani cehenneme, yani azaba, belalara, musibetlere karşı bir uyarıcı onlara geldi ve onlar bunu hayret ettiler. Ve ne dediler? فَقَالَ الْكَافِرُونَ اِنْ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. Kafirler dediler ki bu son derece acayip olan bir şeydir. Böyle bir şey olabilir mi? Burada zamir yerine açık isim gelmesi kafirlik suçunun işlediklerini tescil etmek içindir. Yani buradaki zamir yerine فَقَالَ الْكَافِرُونَ, kafirler dediler ki هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ, bu gerçekten acip yani uzak bir durumdur demeleri onların kafir olduklarının tescillemeleridir. Yani bunların yani has kafir olduklarının tescil edilmeleridir. Çünkü onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğruluğunu, güvenliğini, samimiyetini anlamışlardı. Binaenaleyh onlara gereken hayret ve alay etmeleri değil, imana koşmalarıdır. Ama buna rağmen ne yapmadılar? Onlar bundan uzak durdular. Bundan sonra alemlere kullanan Allah hayret ettikleri şeyleri haber vermek üzere onlara şöyle dedi. E izâ mitnâ ve kunnâ turâben zâlike racun beyd ba'id. Bir de dediler ki biz öldüğümüz cesetlerimize toprak haline geldiği zaman da biz öyle mi dirilteceğiz dediler. Döneceğiz dediler. Bu dediler zâlike racun beyd. Bu çok uzak bir ihtimaldir. Yani böyle bir şey zor. Zor böyle bir şey olmaz dediler. Aynen bunu diyorlar. Yani bu eyda mitra, biz öldüğümüzde ve kuna turaben ve toprak olduğumuzda zalike racumay, biz dirileceğimiz işte yeniden hayat bulacağız öyle mi? İşte hesaba çekileceğiz ve daha benzeri şeylerle karşılaşacağız. Bu uzak bir şeydir dediler. Böyle bir şey imkansız. Bu aklın alacağı bir şey değildir. Zaten günümüzdeki ilimde zaten bunu bu hurafe olarak haşa diyorlar. Böyle diyorlar kafirler. Bu uzak bir durumdur dediler. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَاَرْضَ مِنْهُمْ. Yani öldükleri zaman onların vücutlarında yerin neyi eksilttiğini, etlerinde ve diğer organlarında neyi eksilttiğini biliriz. Hiçbir şey bize kapalı kalmaz. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضَ مِنْهُمْ. Yerin onlardan neleri eksilttiğini biz biliriz. Sabuni bunu şöyle tefsir etmiş. Demiş ki yani yerin onların vücutlarında, etlerinde, kıllarında, kanlarında ve diğer işte fiziki anlamdaki şeylerinde neleri eksilttiğini biliyoruz. Ve indena kitabun hafif. Her şey bizim yanımıza bir kitapta kayıtlıdır. Yani kaydedilmektedir. Katımızda, bizim yanımızda, bizim katımızda insana ayan olmayan, insanoğlunun bilmeyeceği, cinlerin bilmeyeceği şeyler bizim katımızda nedir? Kayıt altındadır. Hiçbir şey kayıp değildir. Onların zannettikleri gibi mesele uzak değildir. Onların zannettikleri gibi öldükten sonra imkansız bir şey değildir. Onların zannettikleri gibi çer çöp olup üzerlerinde asırlar geçecek. Buna rağmen de öyle mi? Tekrar dinleyeceğiz. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Biz toprağın, yerin onlardan neler eksilttiğini gayet iyi biliyoruz. Ve her şey bizim katımızda ne olmaktadır? Bir kitapta genişçe yer almakta, kayıt altındadır. Devamında diyor ki, bel kezzabu bil hakkı lemma ca'ehum. Bu onların hayrete dönüşmelerinden daha kötü ve daha çirkin bir şeyi yaptıklarını ifade etmeye dönüşüyor. Nedir? Bu Kur'an'ı yalanlamalarıdır. Aksine kötü olan, hayret edilecek olan şey, onların öldükten sonra dirilmeye falan şuna buna inanmamalar değil. Aksine onların bu Kur'an'ın kendilerine geldiği halde
Bel kezzabu bil hakkı, hak ve gerçek onlara geldiği halde, lemma cahum, onlara geldiği halde onlar bunu ne yapmalarıdır? Yani henüz geldiği halde onların bunu yalanlamalarıdır. Kabul etmemeleridir. Fehum fi emrin meric. Onlar sabit ve olmayan ve karışık bir şey içerisindedirler. Ne yapıyorlar? Şimdi şeyleri de yok. Hakikaten arkadaşlar bugün de durum aynen böyledir. Şimdi onlar mesela şöyleler. Fehum fi emrin meric. Onlar bu iş hususunda aslında Allah'ın doğrusunu demekle beraber bunun izahı, onlar bu mesela diyelim Kur'an-ı Kerim'le alakalı, Risaletle alakalı, Allah'ın şeriatıyla alakalı, öldükten sonra dirilmeyle alakalı, işlerle alakalı. Mesela bazen diyorlar ki, tabii ki alimle olan Allah her şeyin sahibidir, hakimidir, işte onun emirlerine tabii ki uymak gerekiyor, onun emirlerine uymayan kafirdir mesela. Bazen böyle diyorlar. Bazen de yok ya diyorlar, Allah diyor böyle şeyler yücedir. Bazen diyorlar ki, tabii ki Muhammed aleyhissalatü vesselam haktır, gerçektir, onun getirdiği yol doğrudur. Bazen de diyorlar ki, acaba getirdiği sihir midir? Bazen diyorlar ki, tabii İslam'dan daha iyi bir din olabilir mi? İslam'dan daha iyi bir din yoktur. Bazen de diyorlar ki, yok ya, bu dinciler falan var ya, bu aşırı dinciler, şunlar bunlar var ya, bunlar böyle kendi kafalarında uydurmuş olduğu şeylerdir. Yani fehum fi emri meric. Onlar dedik ya, meric sabit olmayan, sallantıda olan, yani gel gitleri olan, bazen şöyle, bazen böyle, bir rayında olmayan bir şekilde. Şimdi mesela bazen anlatırsın işte, diyelim ki bugün için birisine tebliğ ediyorsun, söylüyorsun. Evet diyor, hakikaten dediklerin doğru, hak. Ama uygulamaya geldiği zaman ya diyor ki bugün bunu yapamayız ki diyor. İşte mesela diyelim ki bugün işte nasıl diyelim, bir ırkçılığı savunan, işte bir ırkıyla alakalı hassasiyetli olan bir kimse anlatın. Bak bu böyle pislik bir şeydir, bugün işte bunun şu kadar zararı vardır. Evet. Ama evet kabul ediyor. Sonra dönüyor diyor ki ne yapalım diyor, bugün bizim yapabileceğimiz başka bir şey yok diyor. Bak hem böyle diyor hem de böyle diyor. Aslında normalde insana yakışan nedir? Söylediği bir şeyin üzerine sebat etmesidir. İşte mesela bir tanesi diyor ki, İşte abi ve hocam işte anlatıyorum birilerini. Adam tamam diyor. Sonra dönüyor diyor ki, ya diyor işte şey olur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Bir tanesi geçen bana diyor biz bir yerde çalışıyorduk, bir tanesi dedi ki, siz normal namazına gidiyorsunuz, kılıyorsunuz ama cuma namazına gitmiyorsunuz. O yüzden biz sizinle çalışamayız mesela. Böyle bir şey olabilir mi? Yani adamın aklı bunu almıyor. Daha bir sürü örnek verebiliriz. Onun için onlar bu Kur'an'la Risalet'le alakalı da net bir noktaları yok. Bel kezzabu bil hakkı lemma ca'ehum. Asıl hayret edecek durum da bu da yüce Kur'an'ı yalanlamaları. Yani onlar ifadesini açıklığı ve ayetlerin parlaklığına rağmen kendilerine geldiğinde Kur'an'ı yalanladılar. Ve onlar bu iş hususunda özellikle eğer buradaki fi emrin meric, yani buradaki emri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı düşünürsek, yani sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Risaletiyle alakalı düşünürsek ne diyorlar? O günküler için. Mesela bazen o bir sihirbaz diyorlar. Bazen o bir şair diyorlar. Bazen o bir kahin diyorlar. Bazen o Kur'an hakkında o bir sihirdir. Ve o bir şiirdir. Ve o elçilerin uydurmalarıdır diyorlar. Bundan sonra alemlere Kur'an Allah, yani çoğu bu alemlere bulan Allah tarafından bize gelen bir hidayettir diyen hemen hemen yok. Bugün olduğu gibi. Durum da pek değişmiyor. İşte bu emir yani Kur'an'la alakalı olur, Resulullah'ın Risaletiyle alakalı olur, İslam'la alakalı olur. Bundan sonra alemlere bulan Rabbinin yüceliğini gösteren birlik ve kudretin delillerini anlattı. Efelem yenduru ila semai fevkahum. Onlar üzerlerindeki göğe bakmazlar mı? Onlar üzerlerinde bulunan göğe bakmazlar mı? Göğe bakmanın faydaları başlıklarıyla mutlaka birçoğumuz bir yerde karşılaşmışızdır arkadaşlar. Onlar üzerlerindeki göğe bakmazlar mı? Yani onun nasıl var edildiğini, nasıl bir ayakta durduğunu,
keyfe benaynaha ve zeyennaha ve ma leha min furuc. Gökleri direksiz nasıl yükselttik? Benaynaha. Nasıl bina ettik? Nasıl bina oldu? Hiçbir bina siz gördünüz mü direksiz olsun? Ve izzarla nasıl süsledik? Ve zeyennaha. Ve nasıl süsledik? Ve onlarda ne bir çatlak ve ma leha min furuc. Orada bir çatlak, bir yırtılma söz konusu değildir. Buna bakmaz mı insan? Birincisi bu. Altıncı ayet. Onlar üzerindeki göğe bakmazlar mı? Biz onu nasıl günah ettiğimizi, nasıl süslediğimizi ve ona hiçbir çatlan olmadığını. Bu bir. Bu insan onuna meydan okumadır. Hadi madem ki siz bu kadar akıllısınız, işte her şeyi bir çözüm buluyorsunuz. Buna bir bakın. Ne diyeceksiniz göklerle alakalı? Yedinci ayet. Vel arda mededinaha ve elkayna fiha ravasiye. Yeryüzüne yayıp genişlettik. Orada yeryüzünün sakinlerini sarsmaktan engelleyecek, sabit tutacak dağlar yarattık. Ve elkayna fiha ravasiye. Oraya dağlar ilka ettik. Yeryüzünü yaydık ve oraya dağlar ilka ettik. Ve enbetna fiha min kulli zevcin behic. Ve orada böyle manzarası harika güzel, bakana sevinç, ferahlık veren her türlü bitki bitirdik. Ve enbetna fiha min kulli zevcin behic. Böyle bakıyorsun yeryüzüne, aklın gidiyor. İşte meyve bahçelerine, sebzelerin olduğu yere bakıyorsun, aklın gidiyor. Tebsiraten 8. ayet. Ve zikra li kulli abdin munib. Subhanallah, bakın 8. ayet. Tebsiraten ve zikra li kulli abdin munib. Bunu Allah'a, yani basiret sahibi olan, Allah'a dönen ve mahlukatın eşsiz yaratılışını düşünen her kula gücümüzün sonsuzluğunu göstermek ve hatırlatmak için yaptık. Tefsiraten biz bunu ibret kıldık. Ve zikra öğüt li kulli abdin munib. Allah'a gönülde yönelen her kul için. Allah'a gönülde yönelen her kul için biz bunu bir ibret yaptık diyor alemlere olan Allah. Kim? Li kulli abdin munib. Allah'a gönülde yönelen, gönülde dönen. Yoksa kör olan, sağır olan, gönlü olmayan kimseler için elbette ki burada bir şey yok. Ve enzelna mine semai ma'e mübareken. Ve biz gökte de bir su indirdik ki mübarek, yani bereketli su indirdik. Yani çeşitli ürünler sayılmayacak şekilde bitiren bir su indirdik. فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَس۪يدِ. Bu suyla güzel bahçeler, meyveli ağaçlar, buğday, arpa ve biçilen diğer hububat ve daneleri yarattık. وَالنَّخْلَ بَاسِقَةً لَهَا طَلْعٌ نَض۪يدٍ. Düzgün ve uzun hurma ağaçları halk ettik, yarattık. Bu ağaçların birbiri üzerine küllenmiş tomurcukları vardır. Ebu Hayyan, Allah tomurcukların çokluğun birbiri üzerine küllenmiş. Tal'un nedid, birbirinin üzerine küllenmiş olduklarını ve ondaki meyvelerin çokluğunu kastediyor. Meyve ilk çıktığında nar tanesi gibi küllenmiş olur. Birbirine bitişik olduğu sürece ona nadid denir. Kabuğunda çıktığında artık ona nedid denmez. Rizkan lil ibadi. Bütün bunları hepsini kullara, kullar için rızık yaptık. Yani kullar için bunu rızık olarak yaptık diyor aylanlara olan Allah. Ve ahyayna bihi beldeten meyte. Ve ölü olan bir beldeyi, ölü olan bir yeri de biz dirilttik. İşte ayetin devamı kedariken huruc. İşte sizin çıkışınız da böyle olacak. Sizin yerde dirilişiniz de böyle olacak. Sizin öldükten sonra dirilişiniz de aynen böyle olacak. O kadar basit. Var mı burada hayret edilecek bir şey? Var mı burada anlaşılacak olan bir şey? Çok basit. Düşünüldüğü zaman ölü olan toprağa su ve bitkilerin yeşermesiyle çeşitli ürünler çıkıyor. İşte orada nasıl çıkıyorsa insan buna bakıyor. Bunların hepsine şahit oluyor. Ve bunlara da istifade ediyor. Ama bunların sahibine
şükretmeyene, hamd etmeyene inkar ediyor, ona karşı kafir olur ve kendi durumuna ibret olabilecek olan bir durumla karşılaştığı halde bunun karşı kör, sağır kesilip inkar ediyor. Halbuki ayet kedaliken huruç, işte sizin çıkışınız da böyle olacak diyor. İbn-i Kesir, bu ölü yeryüzünde hiçbir bitki eseri olmayan kurak bir yerdi. Üzerine su inince o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitli iç açıcı bitkiler verir. Bunlar gözün güzelliğine hayret ettiği çiçek ve diğer şeylerdir. Bu durum daha önce yeryüzünde hiçbir bitki yokken böyle olmuş ve yeryüzü kıpırdanıp yeşermiştir. İşte bu öldükten sonra dirilmeye bir misaldir, örnektir. Bundan sonra alemlere konan Allah yeri dirilttiği gibi aynı şekilde ölüleri de dirilteceğini ve bundan sonra alemlere konan Allah özelde Mekke kafirleri uyarmak ve mazeretlerini ortada kaldırmak için önceki kavimlerin yani inkar edenlerin başına gelenleri hatırlattı. Ve tabii ki özelde Mekkeliler, umumi anlamda ise bugün bu ayetleri dinleyen herkes. Kezzabet kablehum kavme Nuhin. Daha önceki yani Nuh'un kavmi de ne yaptı? İnkar ettiler. Ve ashabur rasse ve temud ve res yani kuyu halkı yani orada yaşayan bir kuyular diyebileceğimiz halk ve semud da aynı şekilde ne yaptı? Bunlar da inkar ettiler. Ve ade ve firavne ve ihvana Lut. Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri de ne yaptılar? Hepsi inkar ettiler. Hepsi kafir oldular. Ve ashabul eyke. Nasıl kafir oldular peki? Nasıl oldular biliyor musunuz? Biz Allah peygamberler falan inanmıyoruz, Lut'a falan inanmıyoruz demediler. Onlar dediler ki Nuh bunalmış olan birisi aramıza çıkmış, bizi güya hakkıyla davet ettiğini söylüyor. Böyle dediler. Böyle inkar ettiler. Lut için de dediler ki bizim sana çizmiş olduğumuz sırların dışına çıkmayacaksın. Yoksa onlar Allah yoktur. Böyle bir şey bugünkü toplumu zannettiği gibi değil. Allah'ın elçileri onları uyardığı halde bu uyarılara karşı onlara akıllarınca yorumlar getiren, teviller getiren kimseler. Bundan dolayı inkar ettiler. İnkar böyledir. Bugünkülere de işte bugünkü insanlara da yani Resulullah'ın peygamberliğini, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından geldiğini, alemlere konan Allah her şeyin sahibi olduğunu bu toplumun hemen hepsi ikrar ediyor. Ama bu topluma aynı şekilde bugün kitaba göre yani Kur'an'a göre yaşayacağımız, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam getirmiş olduğu şeriate göre yaşayacağımız dediğimiz zaman %1'i bunu belki kabul eder, belki etmez. Kimileri ya ataları yolunu, kimileri ya piyasa şartlarını, kimileri daha başka gerekçelerle başka işte itirazlarla ne yaparlar? Buna karşı çıkarlar. İşte küfür, inkar budur. Yoksa bugünkileri zannettiği gibi inkar etmek böyle bir şey yoktur. Zaten böyle bir şey olursa bugünkü herkes Müslüman, bizim de burada olmamızın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü herkes zaten bugün özellikle yaşamış olduğumuz toplumda herkes Allah'ın var olduğunu, Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın peygamberi olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından geldiğini, İslam'ın hak din, son din olduğunu herkes ikrar ediyor. Ama yaşayışa geldiği zaman mesela bugün bu topluma Allah'ın kanunlarına göre yönetilelim dediğiniz zaman terörist olursunuz, dış güçlerin maşaları olursunuz, bölücü olursunuz, IŞİD kafalı olursunuz, DAEŞ kafalı olursunuz, daha neler neler ne karşılaşılır. Ve ashabul eyke. Eyke ahalisi de aynı şekilde. Bol ve girift ağaçların sahipleri de bunu yalanladılar. Ve kavmu tubba. Ve tubba kavmi de aynı şekilde. Yani tubbalılar da aynı şekilde ne yaptılar? Tubba müfessirler Yemen kralıydı ve bu Müslüman olmuş kavmi İslam'a davet etmiş. Fakat ona ne yapmış? Böyle özelde bir şey vermiş haberi. Onlar buna yanaşmamışlar. Kullu kezzaber rusul. Onların hepsi elçileri ne yaptılar? Yalanladılar.
İbn Kesir bu peygamberi yalanlayan kimse, bütün peygamberleri yalanlamış gibidir. Er-Rusul kelimesi çoğunluğa kullanmıştır. Bundan sonra alemlere bulan Yüce Allah'ın mukavimde peygamberleri yalanladı. Fahakka va'id. Yani ayette şöyle geçmişti. Nuh kavmi peygamberini yalanladı. Aslında sadece Nuh Aleyhisselam'ı yalanlamışlardı. Ama Nuh Aleyhisselam'ı yalanlayan kimseler bütün peygamberleri yalanlamış gibidir. Fahakka va'id. Bunun üzerine onlara ceza ve azabın gerekli oldu. Fahakka va'id. Artık bizim vaadimiz onların üzerine hak oldu, gerçek oldu diyor alemlere kuran Allah. Efe ayna bil halkil evvel. Şimdi bu inkar ve kınamayı ifade eder. Ne demek? İlk yaratmak bize zor mu geldi veya bunda aciz mi kaldık? Kurtubi bu ayet evlilikten sonra dilime inkar edenleri kınama ve bu imkansız bir dönüştür. Yani böyle bir şey mümkün değildir. Sözlerine bir cevaptır. Onun için bizi bugün konuşmuş olduğumuz kafirler, müşriklerden ya geldikten sonra dirilme falan. Bu dinciler işte çıkartmışlar bir de öldükten sonra dirilme de böyle bir şey yoktur diyen kimseler duyduğumuz zaman çok hayret etmemize gerek yok. Zaten alemlere olan Allah haber veriyor bunların olacağını. Bunların olmaması hayret edilecek olan bir durumdur. Burada ilk yaratmaktan aciz kaldık ki de onları öldükten sonra diriltmekten aciz kalalım. Bellihum fi nefsin min halkin cedid. Aksine onlar öldükten sonra dirilme ve haşirde tereddüt ve kuşku şaşkınlığı içerisinde de Alusi Allah bu ayette el halkul cedid ikinci yaratılış demeyip halka yaratma kelimesini nekire olarak getirip onu cedid yani yeni nitelemiştir. Bu müşriklerin öldükten sonra dirilme imkansız görmelerine ve onun şanını önem verilmesi gereken büyük bir yaratma olduğuna dikkat çekmek için yapmıştır. Onun haberi büyüktür, büyük bir haberdir. Bundan sonra alemlere kuran Allah ilmin genişliğini ve kudretin sonsuzluğuna dikkat çekerek وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْسُسُ bihi nefsehu. Yemin olsun ki biz insanı halkettik. İnsanı biz yarattık. Şüphesiz. Onun kalbine ve gönlüne olanları biliriz. İnsan niyetlerinde ve sırlarında hiçbir şey bize gizli kalmaz. Yani onun içerisinde yani geçen vesvese dediğimiz şey var ya, insanın içerisine geçen. Bunların hiç tanesi bize gizli kalmaz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona şah damarında daha yakınız. Bu boyunda bulunan ve kalbe bağlı olan büyük damardır. Ebu Hayyan biz ona bilgi bakımından daha yakınız anlamındadır. Onun bütün halleri bize ayandır. İz yetelâkil mütelâkiyâni anil yemin ve şimâli qa'id. Subhanallah. 17. ayet. İnsanlarla görevimiz biri sağında oturmuş iyiliklerini bu tefsiri anlamda. Diğeri solda oturmuş kötülüklerini yazan iki melek zabı tutarlarken Allah ona da yakındır. İz yetelakkanil mütelakiyan yani onun böyle karşısında yani yanında olan anil yemin ve şimal iki gözetleyici onunla beraberdir ki onlar nedir? Anil yemin ve şimal onun sağında ve solundalar kayıt ne varsa ne yapıp ne ediyorsa onu kaydediyorlar. Bu cümle hazif olup takdiri şöyledir. Anil yemini kaidun ve anil şimali kaid. Sağında oturucu solunda oturucu vardır. İkisinde anlaşıldığı için biri mahfuz edilmiştir. Yani düşürmüştür. Mücahit Allah insanın bütün hallerini bildiği halde delil getirip susturmak için yaptıklarını muhafaza eden yani koruyan ve yazan iki melek gece, iki melek de gündüz görevlendirmiştir. Biri sağında oturup iyiliklerini, biri de solunda oturup kötülüklerini yazar. Rad suresinde geçen alemlere olan Allah onun önünde ve arkasında takip edicileri. Yani her an
yapmış olduklarını kaydedeceğiz olduğunu başka bir ayette bildiriyor. İşte alemlere olan Allah anil yemini ve anil şimali ka'id ayetin manası budur. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Evet, bütün dünyadaki kameralar, sistemler, datalar hepsi boş. İnsan hayır ve şer ne söylerse mutlaka yanında onun sözünü yazan ve gözetleyen bir melek vardır. Ma yelfizu. Hiçbir lafız yoktur ki min kavlin onun sözlerinde yani lafızlarında bir söz ki ledeyhi rakibun atid onu kaydeden birisi olmaz. Yani ne söylerse sözlerinde onu bir tanesi bile olsa onu kaydederler. Kim? Kaydetmekle görevli olan elçi. İbn Abbas hayır ve şerden söylediği her şeyi yazar. Hasan Basri Ademoğlu öldüğünde defteri dürülür. Kıyamet gününde ona şöyle denir. İkra kitabek, oku kitabını. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. Ve caet sakratul mevte bil hak. Ölüm sekeratı, yani insanı bayıltan ve aklını gideren ölüm sarhoşluğu ve şiddeti hak olan ahiret sekerlerine geldiğinde ki onu inkar eden şahıs bunu apaçık görecektir. Evet, ölüm sarhoşluğu. Zalike ma kunte minhu tahid. İşte bu senin ey insanoğlu, ey Adem'in çocukları, ey Fatmalar, Ayşeler, Zeynepler, artık isminiz neyse Ahmetler, Mehmetler, Mustafa'lar, öteden beri kaçmış olduğunuz şey işte size geldi, çattı. Korktun. Zalike ma kunte minhu tahid. İşte bu kendisine korkup kaçtığın şeydir. Ayşe Validemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ölüm baygınlığı geldiğinde yüzüne bir teri silmeyi ve şöyle demeye başladı. Subhanallah. Şüphesiz ki ölüm sarhoşlukları vardır buyurdu. Ölüm sarhoşluğu. İnsana bir kaşık su bile içmekten aciz bırakıyor. İnsana la ilahe illallah demekten zorlandırıyor. İbn-i Kayyim'in Edde ve Deva yani Türkçesi kalbin ilacı da ölüm sekeratında ki bazı tecrübelerde söz eder. Adama işte hayatında nelerle artık adam iştigal ettiyse mesela diyelim ki koyun ver, kuzu ver diye tarzında adam bunlarla iştigal etmişse adama la ilahe illallah diyorlar. Telkin ediyorlar. O işte koyun ver, kuzu ver diyor. Ona la ilahe illallah telkin ediyorlar. O başka bir şey söylüyor. Onun için bunu bile söylemek çok zor bir durumdur. Ve nufiha fissuri zalike yevmul va'id. Sura üfürdüğü zaman işte bu vaad edilen gündür. Hangi gündür? Öldükten sonra dirilme için sura üfüründe işte o gün Allah'ın kafirleri azap ile tehdit ettiği gündür. Ve caet kullu nefsin ma'aha sa'ikun ve şehid. Ayet aslında şöyle. O gün her nefis kendisiyle beraber birlikte iki kişiyle gelir. Tabi bu melek oldu. Yani iyi olsun, salih olsun, facir olsun her insan iki melekle birlikte gelir. Meleklerde biri onu mahşere götürür. Diğeri ise yaptıklarıyla onun hakkında şahitlik yapar. İbn Abbas o mahşere götüren meleklerdendir. Şahitlik yapan ise kendilerinde bir şahit yani elleri ve ayaklarıdır. İbn Abbas'ın görüşü böyle. Birisi onu sevk eden, diğeri de onun bizzat kendisine olan elleri ayaklarıdır. O gün dilleri, elleri ve ayakları yapmış olduklarından dolayı haklarına şahitlik eder diyor ayet-i kerimedir. Mücahit sevk eden ve şahitlik eden iki melektir. Biri onu sevk eder, diğeri de hakkında şahitlik eden melektir ayetini. Ve caet kullu nefsin ma'a sa'ikun ve şehid. O gün onunla birlikte her nefisle birlikte kullu nefsin her nefisle birlikte
Onunla beraber saik biri sevk ediyor ve şahit biri ise şahitlik ediyor. Burada bulunan iki melek olduğu bir görüşe göre de bir tanesi melek sevk, yani buradaki saik melek, şahit ise onun elleri, ayakları ve diğer organların kendisiyle alakalı lehinde ve aleyhinde söyledikleridir. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا. Sen bundan önce bunlarla uzakta yakında alakan yoktu. Dünyada başka hesapların vardı. Bunlardan gafildin. Bunlarla alakalı hiçbir düşüncen yoktu. Öyle değil mi? Neler hesap ediyordun? Nelerin peşindeydin? Sen bundan önce لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا. Yemin olsun ki sen bundan önce bunda, bu söylenenlerin hepsinde seninle beraber seni sevk edecek birilerinin olduğunu ve bunlarla karşılaşacağına dair söylenenlerin hepsine karşı yokmuş gibi hareket ediyordu. Anladın mı? Fekeşefna anke gita'ek. Fakat biz dünyadayken senin kalbin, gözün ve kulağın üzerinde bulunan perdeleri şimdi açtık. Yani daha önce kulakların üzerinde, gözlerin üzerinde. Değil mi? Küçük bir azabı insanlar gördüğü zaman feryadı figan ediyorlar. Ama şimdi ahirette söz ediyorsun, cehennemde söz ediyorsun, cennette söz ediyorsun. Dünyanın zevklerini insanın başına, haramların insana getirdiği belaları söylüyorsun. Aksine şimdi kulak bundan haberdar olmadığından dolayı perde var. Göz aynı şekilde olduğundan dolayı bunlar kendisine harika şeyler, faydalı olan şeyler olduğunu düşünüyor. Fekeşefne anke gıtaeke. Biz senin bu işte hakkı ve bu gerçekleri görmeni, yani perdeleyen şeyleri kaldırdık. Febeserükel yevmel hadid. Bugün artık gözü kuvvetli ve keskindir. Engel tamamen ortada kalktığı için onunla daha önce görmediğin şeyleri görüyorsun. O gün gelmeden önce işte bir mevkuf haberde insanlar uykudadırlar, öldükleri zaman uyanırlar. Onun için insan zaten gaflette sarhoş olmazsa bugün dünyadaki bu bela ve musibetler, ardı arkası gelmeyen çeşitli dünyalıklarla alakalı iştigal edenler bununla hiç uğraşırlar mıydı? Elbette ki işte لَفَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا. Yemin olsun ki sen bundan önce bunda gafildin. Hiç oralı değildin. Zannediyorsun ki hep böyle devam edecek. Daha gençsin, daha yakışıklısın, daha kazanacakların var, daha uğraşacakların var, daha şunların mürüvvetlerini göreceksin, daha şu işleri yapacaksın diye hesaplar yapıldı. Niye? Sana göre ölüm kapalıydı, sana ayan değildi. Ne zaman geleceğini bilmiyordun. Onun için bütün hesapların zahirde var olan, yani görünürde olan şeyler üzerine yapıyordun. Bu gerçeklerle karşılaşabileceğin ihtimali vermiyordun. Bunlar hepimiz için geçerli olan durumlardır. Hepimiz bir şekilde, kimiz belki derecelendirecek olursak, bir şekilde bunlarla iştigal ediyoruz. Allah bize merhamet etsin, bize acısın. Bu halle karşılaşmadan önce buna hazırlıklı olan ve bu hal üzere kerim olan Mevlasına kavuşan kullardan kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.